Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Almanya'ya geri döndüm. Hem de kuzenim Selin'le gördüm. Belki videolarımdan hatırlıyorsunuzdur. Şimdi onlar biraz önümden yürüyor. Onları da göstereceğim. Köln'e gidiyoruz bugün. Selin'i hem Köln'ü gezdirelim hem de sizinle birlikte böyle bir Köln vlogu çekelim istedim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Şimdi onlar böyle Selin ve Şeyma önümden yürüyor. Treni yakalayacağız. 5 dakika sonra trenimiz var. Köln'e doğru 1 saat süren bir yolumuz olacak. Ondan sonra Köln'deyiz. Almanya'da hava gerçekten beklediğimden çok daha iyi. Isınmış bir şekilde. Üşütmüyor en azından. Atkısız ve çok kalın giyinmeden dolaşabiliyoruz. Şimdi buradan Selin'e bilet alacağız. Trene binmesi için. Bizim öğrenci kartlarımız var ama Selin'e bilet almak zorundayız. Şimdi buradan seçelim. Şema seçsene sen. Köln Bahnhof. Hangisine 52 geçinebiliriz? Evet, tam buradan Köln'e 8.60 tutuyor. Bozuğun var mı? Biletini aldın mı? Şimdi biletini şuraya basman lazım. Eğer Almanya'da bilet alıp buraya böyle okutmazsanız biletiniz geçersiz sayılıyor. Evet. Hayır. Düz şekilde sok. Heh, oraya bastı mı? Ha, bak bastı. Tamam. Şimdi binebilirsin. Hadi bakalım. Evet, Selin, Almanya'ya geldin. Nasıl hissediyorsun? Çok tatlı bir yer. Medeniyetin yeri diyebilirim. Selin burayı bayağı beğenmiş. Şimdi Selin'le Almanya'yı gezerken size de Almanya vlogları çekeceğiz hep. Selin'le Almanya'yı öğreniyoruz. Hadi gel binelim. Evet, biz şimdi trenden indik. Katedrale doğru gidiyoruz. Selin'e katedrali göstereceğiz. Şeyma'yla Onat da bizimle. Onlar biraz arkadan geliyorlar. Ama şimdi katedrali gezelim birlikte. Ondan sonra Melisa ile Berkant burada. Melisa da benim burada en yakın arkadaşlarımdan birisi. Onun yanına gideceğiz. Onlarla da bir kahve falan içeriz. Ondan sonra biraz daha turlayacağız buraları. Burası Muş. Her gelen misafiri buraya katedrale getirmek herhalde görevimiz oldu Şeyma. 100 kere gezdik ama yine gezeceğiz bugün. Garın içine Paskalya için yumurta koymuşlar. Çok tatlı. Bu Dom Kilisesi 1290 yılında yapılmaya başlanmış. Hep de restore aşamasında dışarıdan da gördüğünüz üzere. Dışarıdaki siyahlıklar da savaş anında hep bombalandığı için hep böyle dışarıda siyah savaş şeyinden izler kalmış kilisenin. Şurada içeride böyle bu Hristiyanların günah çıkarma dedikleri böyle kutu gibi bir şey var. Bunun sol tarafına papa oturuyormuş, sağ tarafına sen oturuyorsun. Günahını söylüyorsun, papa seni affedince işte günahın çıkıyor gibi bir şey oluyormuş. Ve hala kilisede, burada Dom Katedrali'nde aktif olarak bu günah çıkarma şeyleri devam ediyormuş.
eğer Köln'e gelir ve bu katedrali bulursanız, katedralin hemen karşısında şöyle bir kafe var. Buraya oturmanızı öneririm. Dondurmaları gerçekten muhteşem ve gördüğünüz üzere manzarası da muhteşem. Katedral manzarasıyla kahvenizi içebilirsiniz. Böyle buraya da eskilerden fotoğraf koymuşlar yapım aşamasındayken. Burada savaşta full yıkılmış etraf. Aynı şekilde savaş esnasında içi de bayağı kötü ve hemen yanındaki köprü de yıkılmış. Bayağı böyle buraya eski şeylerden fotoğraflar koymuşlar. Neydi o Roman şey? Bilmiyorum. Bu katedralin yanında gördüğünüz şu müze hemen ne diye geçiyor? Şu Museum Ludwig. Museum Ludwig. Onun yanındaki var. O da işte neydi? Germanisches Römisches Museum mu? Maps'te yazıyor. Vallahi bilmiyorum. Şurası işte Museum Ludwig. Şu şey. Şurası da işte o Dreieck üçgen. Şu karşıda gördüğünüz bina Dreieck diye geçiyormuş. Üstünde seyir terası varmış. Köln'e geldiğinizde gidebilirsiniz. Aynı zamanda şu müzeleri de gezebilirsiniz. Hemen katedralin yanında bulunuyor şöyle. Şimdi Rhine'ın kenarına iniyoruz. Nehrin kenarına. Orada Melisa'ların yanına gideceğiz. Bir kahve içeceğiz. Sonra Köln turuna devam. Burasının manzarası da gerçekten çok güzel. Hemen şöyle nehrin yanında çok tatlı kafeler var. Burada mola verip kahvenizi içebilirsiniz. Binalar da çok güzel burada. Muhteşem bir manzaramız oldu şu an. Çok güzel gözüküyor. Onu çevirmen lazım. Onu öğrendim. Biz şimdi kalktık. Biraz fazla oturduğumuz için hava karardı. Şimdi yavaş yavaş yürüyeceğiz. Burada çok ünlü bir çirozcu var, tatlı. Onu yemeye çalışacağız bakalım kapanmadıysa. Ama biraz geçe kaldık çok muhabbet sohbet derken saat geç oldu. Evet bana bakın tatlı çift. Sadeydi galiba. Ceza yedi mesela. Bu tatlı çift Ordnungsamt'tan kaç ceza yediniz? 8 tane. Tam 8 tane ceza yemişler. Kendileri çok seviyorlar o zaman. Böyle, sen tanındık birisin onlar için. Yani beni tanıyorlar zaten. Benim amcam çalışıyor orada. Şimdi caddeye geldik. Mağazalar kapanmak üzere ama böyle bir şurada caddeyi turlayacağız. Sonra hemen şurada ileride churros yiyeceğiz. To say how much I care. I just want to say I love you. Paskalya için mi yapmışlar? Aa çok güzel. Onlara Paskalya için böyle hazırlamışlar. Dünyanın en mükemmel churroscusuna geldik. Köln'e geldiyseniz eğer burayı kesinlikle denemelisiniz. Muhteşem bir yer. Şimdi buradan churros alacağız. Şöyle fiyatlarını göstereyim size. Şimdi
Small, medium, large, x large. Tam olarak da şöyle oluyor. Burası cadde, ne kadar kalabalık olursa olsun maalesef mağazalar 8'de kapatıyor. O yüzden 8'e kadar gezebiliyorsanız şanslısınız. 8'den sonra buraya gezeyim, mağaza çıkayım, mağaza gezeyim tarzı bir şey olmuyor maalesef. O yüzden gördüğünüz üzere her yer kapalı. Çiroz'cu da 8.30'da kapanıyormuş. Biz ona yetiştik. Şimdi çiroz alıp ondan sonra trenle eve döneceğiz. Hadi dans. Şarkı uygun muhteşem bir danstı. Şarkı özel danssız. Evet, arkadan da geçten arkadan diyeceğim ki arkadaşlar böyle yapmayın diyeceğim. Büyütmüş biraz. Sen daha şey olur mu? Buranın adı yok galiba değil mi? İçeride full Jordan var. Ama bunlar stok ve tanesi 500 euro falan. Her numara da yok. Ben buraya bakmıştım. Tam böyle caddenin üstünde. İsmi yok. Ama içeride her model var. Şimdi hemen size çektiğim köprünün üstüne çıktık. Şöyle, burada da ünlü olan şey, herkes buraya anahtar asıyor. Bu çiftler sonsuzluk anlamında böyle anahtarlar asıyorlar. Ve belki de yani yüz binlerce anahtar var burada. Galiba bu köprüye ağırlık yaptığı için bunları kaldıracaklarmış diye hatırlıyorum ama tam bilmiyorum. Gerçekten yüzlerce anahtar var. Şu mu? Bir daha anlat, neydi? Şey işte böyle, otel gibi düşün. Tekne otel. Buradan yani günlük. Buradan kalkıyor, mesela Düsseldorf'a geçiyor. Oradan sonra bilmiyorum. Böyle Düsseldorf, Köln arası geziyor. İçinde odaları daha var. Da, daha da gidiyor aslında. Ama sadece evet, restoran olarak gibi. Da kullanılıyor bak, galiba. Bak şurada bir tane var, ışık yanıyor böyle balkon. Aa, evet, balkon şurada düşün. Odalar sonra, var. Aynen, sadece bir kişi var ama normalde balkon gibi düşün. Anladım. Yandısı iki kat, kruz gibi yani mini bir kruz. Güzel. Thank you.